Değerli seyirciler, 1700'lerin hemen sonlarında, 1810'lu yıllarda padişahın gönderdiği haç kervanı Gürek Boğazı'ndan Adana'ya geldi. Ancak Misis Köprüsü efendim kırıldığı için ve derebeyler saldırdığı için bir türlü Payas'a gidemedi. Haç kervanının yönü Ceyhan Nehri'nden, Kadirli'den Maraş'a çevrildi. Maraş'ın oradan Kilis'ten efendim Halep'e doğru falan gitti. Oysa ki geçen yüzyıllarda padişahın haç kervanı Adana'ya gelir ve Adana'dan Misis'e, Kurtkulağa ve efendim Demirkapı'dan Payas'a ulaşır idi. İşte padişahın haç kervanı gidemeyince ne yapmak lazım? Derebeylerle efendim çatışmak lazım. Peki derebeyle yaşamak mümkün mü? O da biraz zor. Karşımızda o döneme ait bir belge görüyorsunuz. Padişahın haç kervanı gönderemediği. Diyor ki Adana valisi, acaba diyor Adana'dan Karataş'a diyor çevirsek yönünü, gemilerle diyor efendim karşı Samandağ'a ulaştırsak diyor, oradan gitsen nasıl olur diye teklif var. Fakat güvenlik yok. Evet, yöremizde kıyasiye kavgalar var. Padişahların haç kervanı yöremizden geçemiyorlar. Kıyasiye bir kavga var. Ve Anavarza Kalesi eteklerde geçer. Şunu söylemek gerekir ki, yıl 1815. Adana'ya bir vali geldi, Hacı Mustafa Paşa. Bu vali önce sessiz kaldı, sonra Adana valisi etraftaki derebeylerin hareketlerini izledi. Vergiler Mart ayında ihaleye çıkarılır. Derebeyler veya da aşiret reisleri vergileri toplar. Oradan da bir komisyon alırlar idi. Ancak Hacı Mustafa Paşa en büyük komisyonu ve haracı kendisi almak istiyor idi. Menemencioğulları'nın elinden Tarsus'un vergi alma işlerini aldı. Menemencioğulları bu duruma isyan ettiler. Adana valisi asker gönderip kavga yapıldı hemen Tarsus yakınlarında. Menemenci beyleri Kalesali'ye çekildiler. O zaman ismi Ceceli'dir. Kalesali'nin arkasındaki Milvan Kale'ye Menemenci beyleri işte silah yığına yaptılar ve 1815 yılında Milvan Kale eteğinde 6 ay savaş oldu. Adana valisi efendim 15 bin kişilik askeri güçle, ki Kayseri'den, Niğde'den, efendim Antakya'dan, Maraş'tan gelen ilave kuvvetlerle Menemenci Türkmen aşireti üzerine efendim yani asker sevk ediliyor. Toplar kullanılıyor. Zaman zaman tepeye hücumlar yapılıyor. O hücumlarda Menemenci'nin gücü kırılamadı. Öyle anlar yaşandı ki insan canı çok komik de olsa düşünüyor. Valilik kuvvetleri Menemenci'ye bağlı köylere saldırmışlar. Köylüler yakalanmış, ellerine zincir vurulmuş. Köylülerin kulaklarını kesiyorlar veya burunlarını kesiyorlar. Elleri zincire bağlı efendim. Bu insanlar bağırıyorlar. Diyorlar ki, ey Menemenci beyleri, sakın vali beyin kuvvetlerine karşı gelmeyin. İstediği parayı veya haracı verin. Bakın bizim durumumuz çok kötü. Bize acıyın, teslim olun. Menemenci beyleri uzun zaman teslim olmadılar. Ama baktılar ki çatışmalar sürünce Adana vilayetinin bir yıllık geliri 300 bin kuruştu. Bu kadar parayı vali beye vermeye efendim razı oldular. Vali diyordu ki ya parayı verirsiniz veya da sizi idam ederim. İdam olmamak için Menemenci beyleri razı oldular. Tüm malları sayıldı. 200 bin kuruş bulundu ancak tam denk getirilemediği için vali Menemenci beylerinden bir kısmını oradan kovdu gitti. Yani pek idam olmadı ama vilayetin bütçesi kadar haraç talep etti Menemenci beylerinden. Şimdi iş orada kalmadı değerli seyirciler. Vali diyordu ki kervanların diyor geçişi Misis'ten Payas'a diyor mümkün olmuyor. Küçük Ali oğlu Dede Bey'den bir haraç talebinde bulundu. Dede Bey o haracı vermeyeceğini söyleyince valilik kuvvetleri Payas'a saldırdılar. Dede Bey Gavur Dağları'na kaçtı ve Gavur Dağları eteğinde Fettahlı aşiretinin efendim bulunduğu Sarvanti Kalesi'nde Adana valilik kuvvetleriyle efendim oradaki Küçük Ali oğlu ve Fettahlı kuvvetlerinin kıyasiye bir çatışması ve savaşı oldu karşımızda. O dönemde Anavarza Kalesi eteğinde kavgaya gitmeye hazır olan bir grup aşiret mensupları görüyorsunuz. Evet, kıyasiye kavgaların olduğu bir dönemdir. Ve Adana valisi, Berzecer, vali makamına geldiğinde etrafında yani namaz kılarken efendim peşkir tutacaklar var, ibrikçiler var, vergi toplayanlar var, güvenli sağlayanlar var. Adana Taş Köprü'nün başında bir iç kale var, kale komutanı var. Maiyetiyle geliyor. Bütçenin bütün kaynaklarındaki en büyük harcamayı vali yapıyor. Şimdi Adana'ya gelen vali eğitimde, kültürde, ekonomide önemli çalışmalar efendim temellerini atsa, samimi olsa, halkla uzlaşsa, adaletli olsa kentte gelişme olacak. Ama ne gezer?
buraya gelen valiler İstanbul'dan rüşvetle geliyorlar ve halkı soymanın peşinde efendim çalışmalar yapıyorlar. Bir valinin göreve gidiş anının tablosunu böyle çizmiş bir Avrupalı ressam karşımızda, bir valinin göreve gidiş anı. Ve karşımızda Adana şehri, yıl 1836. İngiliz ressam Bartlett Adana'ya geldiğinde taş köprü üzerindeki askerleri gördü. Seyhan Nehri'ni, Tepebağı, Adana Kalesi'ni, tarihi Cafer Paşa Camisi'ni ve Ulu Cami'yi çizdi. Ve arka planda efendim Toros Dağları var. Adana'nın en güzel görsel belgesi, yıl 1836. Ancak o yıllarda Mısırlı İbrahim Paşa Adana'ya hakim. Çukurova'nın her yerinde kavgalar var. Özellikle Kozan Dağları'nda Kozanoğulları hem Mısır İbrahim Paşa'ya hem de Osmanlı'ya bağlı değil. Evet, kavgalar sürüp gidiyor. İşte o kavga ortamında bir İngiliz ressamın çizdiği güzel Adana tablosu karşımıza geldi. Gördüğümüz gibi burası Adana ve tablo çizen bir İngiliz ressam. Adana şehir merkezi. Su dolabı dönüyor. Çapı 30 metre. Seyhan'dan efendim nehirden kovalarla suyu alıyor. Çark döndükçe yukarıdan oluklara aktarıyor. Ve oluklar kanallara su veriyor. Şehirdeki hamamların, camilerin, mescitlerin ve evlerin suyu ırmaktan sağlanıyor. Evliya Çelebi diyor ki, ben şehre gelirken uzaktan baktım. O diyordu, su dolabının diyor sesi bir türlü bitmedi. Halk ona mavra diyordu, yani çenesi düşük ve diyor devamlı ses çıkar anlamına geliyor. Evet, karşımızda o 30 metre çapındaki Seyhan Nehri'nden su taşıyan su dolabını veya mavranın görüntüsü var. Bir tarihi fotoğraf. Bu şekildeki su dolapları 1930'lara gelinceye kadar Adana kentinin su ihtiyacı böyle karşılıyordu tarihi belgelerde. Evet, bu fotoğraf bize onu gösteriyor. Ve farklı bir görüntü geldi. Yine Seyhan Nehri'nden o su dolabı vasıtasıyla alınan sular kente aktarılıyor. Evet, bir tarihi görüntü. Adana şehrinin su ihtiyacı için kullanılan bir dolap görüyorsunuz şu anda. Evet, karşımıza ekran geldi. Kervanlar geçiyor Adana içerisinden. Deveciler, yörükler, Türkmenler, aşiretler, onların günlük hayatlarında bu şekilde develerle mal taşıma olayı vardır. Geçitlerden, köylerden buğday, arpa, pamuk, turunç ve diğer ürünler üretilen yerden uzak diyarlara götürülüyor. Devecilik yapan ve bundan kazanç sağlayan aileler var ve tüccarlar var. Evet, o yıllarda Adana'dan, şehirden giden bir grup devecinin efendim fotoğrafı. Ve bir ibret belgesi. Bugün Karaysalı'ya giderseniz, Karaysalı Merkez Camisi'nin avlusunda bu mezar taşını göreceksiniz. Bu mezar taşının üzerinde Menevenci Aşiret Bey'i Hacı Ahmet Bey'in ne zaman öldüğü hakkında kesin tarih yazılmamış. Ben vardım, bu fotoğrafı çektim. Diyor ki ölüm tarihi 1, 2, son iki rakam belli değil. Bu Menevenci Bey'i Ahmet Bey 1807 yılında Karsandı tarafından efendim gelen Piç Hasan isimli bir kişi akşam evinde misafir kalmış, sohbetlere katılmış, bir gece vakti, yani gece karanlığında tabancasını çekmiş ve Aşiret Bey'ini öldürmüş. Menevenciler buna çok kızmışlar. Beylerini toprağa verirken beyin ölüm tarihini yazmamışlar ama birkaç yıl sonra Menevenci aşireti Karsantı'ya savaş açmış. Meydan kale eteğindeki bu savaş bitiminde Menevenci'nin efendim adamları köylere girmişler. Buldukları insanların kafalarını kesmişler, torbalara koymuşlar, getirmişler caminin giriş kapısını oradaki bir çukura yerleştirmişler. Aşiret kavgaları, kin ve intikam duygusu ve kan davası yüzünden hep bunlar olmuş. Evet, karşımızda Menevenci Bey'i Hacı Ahmet Bey'in efendim Karaysal'daki o caminin avlusundaki, dediğim gibi ölüm tarihi tam yazılı olmayan iki mezar taşı var. Aşiret kavgalarının olduğu dönemi hatırlatan bunlar tarihi görsel belgelerdir Nezecer. Bunu hemen geçiyoruz. Asıl mesele valilik ve aşiret kavgalarının nerelere vardığı. Bugün Gavur Dağları eteğinde Bahçe ilçesine vardığınızda tarihi mezarlıkta üzeri böyle bir kubbe gibi bir türbe göreceksiniz. Bu türbe içerisinde idam edilmiş aşiret beylerinin efendim mezarları vardır. Bakın o türbenin uzaktan görüntüsü bu şekilde fotoğrafa yansıyor. Şimdi türbenin içine doğru geliyoruz. Bakın türbenin kıyısında Fettahlı Bey'i Ağaca Bey'in mezarı. Diyor ki Maraş'a bağlı Bulanık nahiyesinden Abdülfettah oğullarından Ağaca Bey'in mezarı. Evet, mezar taşının üzerinde bir fes şekli var. Belli ki bu kişi Fettahlı'nın beyi. Ölüm tarihi 1854. Ancak türbe içerisinde bakın bir mezar taşının üzerinde yıllar önce tahrip edilmeden önce
Bu şekilde o zamanki Osmanlı alfabesiyle yazılar var. Bu yazılar dikkat okunduğunda anlaşılıyor ki bir anne idam edilen çocuğu için gözyaşları döküyor. Diyor ki atamız bir zan üzerine evladımı şehit etti. Allah rahmet eylesin. Bir annenin gözyaşı ifadesi şiiri bu mezar taşının üzerinde yazılmış. Yazılış tarihi 1854. Ancak yıllar önce aynı yerde, yani o Bulanık Bahçe ilçesinde çok acı bir savaş yaşandı. Aşiret beyleri idam edildiler. O olay tarihi vesikalara yansıdı. Evet, karşımıza geldi. Adana valisi Hacı Mustafa Paşa 1817 yılında hac kervanlarının ihalesini Küçük Alioğlu Dede Bey yapıyor idi. Önce ihaleyi ondan aldı. Dede Bey ile kavga çıktı. Dede Bey Gavurdalar'a kaçtı. Gavurdalar eteğindeki Hasan Kalesi'nin eteğinde Fettahlı ile işbirliği yaptı. Fettahlı ve Dede Bey ittifakını kırmak için Adana valisi Hacı Mustafa kardeşi İsmail'i başbuğ tayin etti. Yüzlerce asker el silahlı Ceyhan Nehri'ni izleyerekten Gavurdağ eteğindeki kaleye vardılar ve orada kıyasıya bir savaş oldu. Savaş sonrasında Fettahlı beyleri Ağca Bey ve kardeşi Ahmet'in kafaları kesildi. Bir mal mumu torbaya kondu. İstanbul'a gönderildi. Topkapı Sarayı'nın giriş kapısına efendim asıldı kelleler. Denilmek istiyordu ki padişahımıza yan bakan, devlete isyan edenlerin sonu budur. Kahrı gazabımız onlara olacaktır. Bu isyan edenler fısk-ı fücur içinde olan ehli fesat taifesidir. Yani isyan yapanları topluca suçlu gösterme anlayışı yazıldı bu belgelere. Halbuki o isyan eden insanların da bir takım istekleri vardı, savunmaları vardı, dikkate alınmadı. Karşımızda Fettahlı Beylerinin idam fermanının efendim yazılmış hali. Bu fermanı 2. Mahmut adına yazıyorlar ve çok kanlı bir uygulama yapılıyor. Çatışma sonrasında aşiret beylerinin kafaları kesiliyor ve İstanbul'a gönderiliyor. İşte o olayın belgesi Osmanlı arşivinde bu şekilde bulundu. Ve bir başka belge. Şimdi o Sarmandı Kalesi'nde idam edilen Fettahlı beylerinin neden idam edildiği hakkındaki bir özet rapor. Bu raporu Adana Valisi Hacı Mustafa İstanbul'a yolladı. Vali kendini haklı görüyor ve isyancıları da ağır suçluyor. Şimdi bu belgenin ilavesinde Maraş Valisi Kalender Paşa efendim oraya asker yollamış, diyor ki Maraş valisi de efendim diyor Hasan Kalesi eteğinde kanlı bir kavga ve savaş oldu. 30'u aşkın kadın ve kız çıplak bir vaziyette ve perişan bir haldeydi. Onları gördüm ve üzüldüm. Padişahım, bu Osmanlı'ya yakışmaz. Ülkenin durumu ne hale gelmiş diyor. Bundan çok üzüldüm. Maraş valisinin bu raporu Adana valisini kızdırdı. Maraş valisi Kalender Paşa'yı efendim sürgün tayini çıkarttılar. Önce Ankara'ya, sonra Girit Adası'na. Evet, karşımızda o acımasız çıkar kavgalarında kendi çıkarları için aşiret reislerine idam fermanları veren bir Adana valisinin ibret dolucu, onun mührünü taşıyan bir tarihi belge görüyorsunuz. Fettahlı Beylerinin idam belgesidir. Ve bir başka belge ben ekrana geldi. Bu belge bir eşkıya başının Adana valisini kovup makamına oturma belgesi. Tarih 1828. Eşkıya başı diye bahsettiğim bu kişi Adana şehir merkezindeki Karslı oğlu Hacı Ali Efendi. Hacı Ali bir derebey. Vergileri toplar. Konağı var. Arkası geniş. Hacı Ali Bey Menevencioğullarını, Kozanoğullarını, efendim diğer aşiret beylerini falan görüşmüş. Diyor ki valiye ihtiyacımız yoktur. Ben idare ederim ve diyor vali buradan gitsin. Aşiretler Taşköprü'den saldırı yaptılar. Vali konağına geldiler, tüfek attılar. Vali korkusundan Tekir'e kaçtı, yani Tekir Yaylası'na ve oradan İstanbul'a gitti. Eşkıya başı geldi, valinin makamına oturdu. Yıl 1828. 2,5-3 yıl o eşkıya başı Adana'yı idare etti. Ama nasıl idare etti biliyor musunuz? Kendine göre belli bölgelerin vergi toplama işlerini efendim aşiret reislerine havale etti. Şehir merkezinde kara borsa buğdaylar efendim sattı. Ve o dönemde Adana halkı uzun bir feryat dilekçesi yazdı İstanbul'a. Diyorlardı ki padişahım, buğday üretimi kafi gelmiyor. Çok fakir düştük, perişan olduk. Açız, aç. Bize Arabistan'dan ve Rumeli'den ne olur buğday getir. Adana halkı o kadar rahatsız ki bu kavgalardan,
şehir merkezinde yani açız diye Arabistan çöllerinden efendim kervanlarla buğday talep ediyor halk. Olacak şey değil. Perdeyi aralıyorsunuz. Adana şehir merkezinde müftü efendi, defterdar efendi kara borsa yapıyorlar. Vali haraç peşinde. Bir eşkıya gelmiş valinin makamına oturmuş. Ortalık karışmış. Evet Adana böyle. İşte o eşkıya başı Hacı Ali'nin imza attırdığı diğer derebeylerle yaptığı sözleşme belgesi. Tarih 1828. Bu olay neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yüzyılların kavgası ve çöken Osmanlı gerçeği. Bakın burası Toprakkale eteğindeki efendim tarihi Kınık şehri. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın aşireti Kınıklar Çukurova'ya geldiler. Toprakkale eteğinde kendi isimlerine bir şehir kurdular. Bu tarihi şehir 1700'lerin hemen başlarındaki aşiret kavgalarıyla yakıldı, yok edildi. İsmi bile ortadan kalktı. Ben Toprakkale'ye vardığımda tarihi Kınık şehrinin son taşlarını gördüm. Bu fotoğrafı çektim ancak kısa bir zaman sonra o taşlar da alındı gitti. Yani o şehrin son izler de ortadan kalktı. Çok sayıda köy ve kent o bahsettiğim kavgadan nasibini aldı. Haritadan silindi. Tarihi Kınık şehrinin harabesinde bir taş parçası görüyorsunuz. Burası Bisis Köprüsü. Bisis kavgaların ana merkeziydi. Bu kaleyi korumak veyahut da köprüyü korumak önemliydi. Köprüyü koruma efendim bir maaş veriliyordu. Ancak aşiretler yani Bozdoğan aşireti ve diğer karalar hep bu köprüye saldırır. Kervan geçeceği zaman efendim oraya yağma yaparlar ve bulutları geri götürürlerdi. İşte o dönemdeki Misis Köprüsü'nün çizilen bir gravürü şu an görüyorsunuz. Karşımızda Misis Köprüsü ve kervan geçiş yeri. Misis Köprüsü'nün çok daha ayrıntılı bir görüntüsü var. Köprünün her iki yakasında büyük hanlar var. Bugün o hanlardan geriye kalan birkaç duvar parçası vardır. Evet, tarihi Misis Köprüsü'nün durumunu şu an görüyorsunuz Deniz Ece'ye. Ve bir başka görüntü. Yöremizdeki yörükler, aşiretler konup geçiyorlar. Yüzyıllar gelip geçiyor. Yörükler diyor ki biz vergi vermeyiz, askere de gitmeyiz. Vali diyor ki aman ne olur diyor askere gelin savaşa gidin. Adana vilayetinden bir zamanlar yani 10 bin 20 bin asker giderken İstanbul'a ve o askerler efendim bayrak eşliğinde Balkanlar giderken öyle bir an gelmiş ki aşiretleri yakalamak mümkün değil. Asker almak mümkün değil, vergi toplamak mümkün değil. Çukurova'da perişanlık var. Evet o dönemde çekilen bir fotoğraf. Yöremizdeki bir grup yörük topluluğu var. Burası Kozan şehri. Kozan yani Sis şehri. Feke, Haçin, Sayınbeyli o dağlara Kozanoğulları hakim oldular. 1700-1865 arasında. Aşiretlerin Sis yani Kozan şehrine giriş anı görüntüsü. Kalenin eteğinde bir büyük Ermeni kilisesi vardı. Sis şehrinde efendim Türkler vardı, Ermeniler vardı. Tarihi Sis yani Kozan şehrinin 1830'lardaki çizimi olan bir gravür. Bunu bir İngiliz çizdi. Şimdi bu da Haçin yani Sayınbeyli'ye giriş anının görüntüsüdür. Aşiretler Kozan dağlarından o tarihi yoldan geçip Haçin'e oradan Sarız'a ve Bimba'ya gidecekler. 19. yüzyıl ortamda efendim bu çizimi bir Fransız yaptı. Ve bir belge. Kozanoğulları Kozan dağlarının kilidi olan Feke yakınındaki Belenköy'e gelip yerleştiler. Diyorlardı ki yoldan geçenlerden haraç isteriz. Bütün aşiretler haraç verdiler, asker verdiler. Adana valisi oradan asker ve vergi alamazken Kozanoğulları asker topladılar ve vergi aldılar, güçlendiler. Bir zaman sonra Kozanoğulları bey inandılar, kaymakam oldular. O dağların hakimi oldular. Karşımızda Adana valisinin Kozanoğulları'nı suçladığı bir belge var. Ve burası Toros Dağları. Avşar aşireti Kozanoğulları efendim işbirliği yaparaktan dağlara gidiyor yaylaya ve orada çadır kuruyorlar. Beyaz kubbeli bir avşar çadırı şu an görüyorsunuz. Ve bir belge derzeyeceğim. Maraş, Andır'ın Kadir tarafında bir kadın var. Aşiret Bey'in kızı. Kara Fatma isminde. Bu kadın valiye kafa tutuyor. Padişaha kafa tutuyor. İsyan ediyor. Ama bu kadın bir şey düşünüyor. Andır'ın Tokmaklı köyü Beylik mahallesinde bir konakta kendi kafasından kanunlar icat ediyor ki hırsızları kazığa oturturum. Eşkıyaları öldürürüm.
onun kendi kafasından ve bu şekilde yasalar koyması yüzünden yüzlerce köylü ve aşiretler o kadına bağlı kaldılar. Karşımızda kavgacı Kara Fatma'nın dilekçesini şu an görüyorsunuz. Ve kısa bir zaman sonra, birkaç yıl sonra Kara Fatma Hatun, o isyancı kadın, Kırım Harbi patlak verdiğinde 400 askerle baktı ki Osmanlı-Rus Savaşı var. Devletin geleceği tehlike düşüyor. Ata bindi, kılıcını kuşandı, İstanbul'a gitti. Tuna Nehri kıyısında savaşa katıldı, yaralandı, yine İstanbul'a geldi. Dilekçe verdi, diyordu ki padişahım bana maaş ver ve madalya ver. Maaş alamadı ama madalya aldı. İşte Çukurovalı, vatanı uğruna cepheye giden ünlü Kara Fatma'nın tablosu. Bunu da bir İngiliz gazeteci çizdi efendim o yıllarda Kırım Harbi'nde katıldığı için. Evet, Türk ve dünya tarihinin efsanevi kadın kahramanı Kara Fatma'nın çizilen bir gözü şu an karşımıza geldi. Ve Adana şehri, evet, yıl 1850'ler, yorgun kent. 250 yıl süren aşiret kavgaları sonrasında Adana böyle. Yani tarım, ekonomi, her şey çökmüş. Ve tebeba eteklerine zeliyor. Her şeye rağmen Adana güzel bir şehir. Seyhan Nehri kıyısında o tepebağın eteğindeki konakları görüyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemi Adana gelişiyor ve güzelleşiyor. Ve Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa bir baktı ki Çukurova, Maraş, Antep, Dersim, Diyarbakır, Anadolu'nun her tarafı isyan var, eşyalar var ve ülkenin geleceği çok tehlikeye giriyor. Padişaha bir rapor veriyor. Diyor ki padişahım, her yerde isyan var. Aşiretler kavga halinde. Eğer biz bir müdahale yapıp çözüm bulmazsak yabancılar gelir, burnunu sokar ve demiş Anadolu'yu kaybederiz, devlet çöker. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu isteği üzerine Padişah Abdülaziz Fırkayı Islahiye diye bir ordu kurdurdu. Bu ordu 1865 yılında Adana'ya geldi. Yani İskenderun Payasa, Gavur Dağları'nda, Kozan Dağları'nda topuyla, tüfeğiyle efendim derebeylerle çatışmalar çıktı. Kozanoğullarının bey ailesi İstanbul'a sürüldü. Gavur Dağları'ndaki pek çok derebey efendim gücü kırıldı. Menevencilerin efendim bey ailesiyle İstanbul'a sürüldü. Yeni bir düzen verildi. Göçebeler toprağa yerleştirildi. Vergi alındı. Eğitim canlandı. Çukurova'yı yeni baştan vatan yapan büyük devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa. Onun çalışması sayesinde Çukurova'daki çok önemli gelişmeler oldu. Ahmet Cevdet Paşa'nın o zamanki bir fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Ve Derviş Paşa, o bahsettiğim ordunun askeri komutanı. Derviş Paşa bugün Kozan'da, Kadirli ve Osmaniye'de herkesin bildiği bir insandır. Yani Çukurova'yı kurtaran insan, düzen sağlayan insan. Evet, İbrahim Derviş Paşa'nın o zamanki çizilen bir resmi var. Ve Adana şehri, işte o çalışmadan sonra köyler yeniden kuruldu, pamuk üretimi arttı, Adana gelişmeye devam etti. Adanalılar şehir merkezinde, evlerin damlarında ürettikleri efendim pamukları ayıklıyorlar. Yani Osmanlı'nın son dönemindeki ekonomik canlanmanın bir gönlü şu an ekrana geldi. Evet, pamuk ayıklayan insanlar. Ve Deniz Ecer, Derviş Paşa öldüğünde mezar taşı üzerine efendim bir hilal ve yıldız koydu. Bu şekilde bir mezar taşı yapıldı. Şunu demek istiyorum, Derviş Paşa Çukurova'yı kurtaran bir askeri komutan. Ahmet Cevdet Paşa onun arkadaşı. İşte o iki komutan sayesinde yöremizde yeni baştan bir Türkleşme veyahut da medenileşme olayı oldu. Derviş Paşa'nın İstanbul'daki şu an mezarını görüyorsunuz. Evet, ben gittim, o resmi çektim. Ve Osmanlı'nın son döneminde gelişen Adana var. Fabrikalar kuruluyor, okullar açılıyor ve Adana giderek büyüyor. İşte bu çalışma sayesinde Fransızlar Adana'ya işgale geldiklerinde Adana halkı o son bir hamleyle Ahmet Cevdet Paşa'nın efendim kurduğu düzen sonrasındaki güçleriyle veya da toprağı, vatan bilme duygusuyla düşmanı bu efendim coğrafyadan kovmayı başardılar. Karşımızda Osmanlı'nın son dönemindeki Adana kentini görüyorsunuz ve Adana haritası. Evet, Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu Adana vilayetinin efendim sınırları Silifke'den Osmaniye'ye kadar bir büyük vilayet var ve Adana'nın haritası bu şekilde o zaman çizildi karşımızda gördüğümüz gibi. Değerli seyirciler, o günlerin hatırası, Dadaloğlu der ki, okuttuğun tutmaz oldu alimler, kalktı da adalet arttı zulümler,
terlemeden mal kazanan zalimler can verirken soluması zor imiş. Kozanoğulları, Menemenci beyleri, Karahacılı, Karakayalı, Yörükler, Türkmenler, Araplar, Kürtler ve Felahlar bu coğrafyanın saygıdeğer insanları. 250 yıl kavga dövüş oldu, gözyaşları döküldü, ağıtlar söylendi, türküler söylendi. 250 yıl kaybettiğimiz uzunca bir zaman dilimidir. Biz kavga dövüş yaparken Avrupa'da bilim gelişti, teknoloji gelişti, ekonomi gelişti. Onlar güçlendiler ve Osmanlı çökerken karşımızda tankıyla, topuyla, uçağıyla büyük düşman güçlerini gördük. Az kalsın vatanı kaybediyorduk. Yani bu coğrafyayı ve vatanı iyi bilmek lazım. Bunu derken evet, o Çukurova'daki kavga dövüşü, hatırayı, özlemi, sevgiyi anlatan bir ağıt eşliğinde yine o günlere dönelim ve hatırlayalım. Çukurova tarihi bir baştan bir başa valilerin, eşkıyaların ve derebelerin kavgasını hatırlatıyorum. Efendim hepinize saygılar sunuyorum efendim. Yeah.
Biz Adana